Hayır yeni biz söyle, o kadar söyle, çok söyle, konuşuyoruz ki bu kız o zaman aşk şey acısı çekecek. Yani ben belki evet. de tam tersi olacak, daha da uzaklaşacağım. Bak az önce Tufan bana dedi ki tamam o zaman Yeliz şöyle yaparız. Finalden sonra bir daha birbirimize muhatap olmayız, sen de rahatlarsın. Bak şimdi bizim tamam. yüzümüzden bu kız gerekirse arkadaş kaybetti, o çocuk olacağım. Arkadaş Çünkü kaybetti. Çünkü ben artık sıkıldım. Anladın mı? Yani ben hani erkekler tarafında kimseyle yakın olamayacak mıyım? Ya ben İzzet abi de çok seviyorum. Ya bak ben sana şunu anlatmaya çalışıyorum, hep de söylüyorum Avaz. Senin Tufan'la olabilme ihtimalin %- bilmem ne kaç. Hayır olmazsın arkadaşım, onunla olmayacak diye, benim duygularım değişmeyecek diye bir şey Nasıl yok. Nasıl ya, iyi de 40 yıllık aşk mı yaşadınız da duygularım bitmiyor? Şu an benim duygularım devam ediyor. Havva duygularını yaşamak kemalden yaşamıyordum anasını satayım. Sonra soğudu. Muhatap olmak istemiyorum diye kaçamazsın Yeliz. İyi de canım saçmalıyorsun. Hayır saçmalamıyorum. Saçmalıyorsun. Bak sen bana diyorsun ki bana yok diyorsun. Ay iyi de hareketlerin farklı. Sakin. Ya iyi de hareketin neyin farklı? Ya Ece saçmalıyorsun ya. Sanki aşk yaşıyoruz. Hareketlerinle konuşman tutmuyor Yeliz. Ya sen yanımızda mıydın, bizi dinledin mi, ne saçmalıyorsun? Ya Allah aşkına oğlum, öyle bir duygu olmayan insan mumları söndürür, anladın mı? Çocuk mu kaldırıyorsun sen ya? Tamam mumları alırım. Vallahi seni çok kötü yaparım. Bak geliyorlar bana. Yapsana gel, kolaysa yapsana. Bak laflarını bil konuş. Sen laflarını bilasın. Cidden sinirli. Ben de burada onun tartışmasını yaptım. Yeliz zorunda değil, açıklama yapmak zorunda değil diyorum, yapacak diyor. Çok umurumdaydı sanki. Hava ona karşı yoğun şeyler hissettiği için kıskanıyor. Sadece beni değil Dilara'yı da kıskanmıştı. Saygı duyuyorum ama biraz abartıyor. O yüzden de biraz yapay geliyor. İkisini haksız buluyorum. Biri bir erkeğe zorla sahip olmaya çalışıyor. Çok saçma. Biri de onun duygularıyla alay eder gibi seni istemiyor, seni istemiyor yapıyor. İkisinin üslubu çok komik. Bu adam haklı davasında sonuna kadar. Havva'ya bir şey söylese yanlış anlayacak, Yeliz kırılacak. Yeliz'e bir şey söylese yanlış anlaşılacak, Havva kırılacak. Gelip hiçbir şey söylememesi en güzeli. Ben yani söyleyeceğimi zaten söylemişim. Yeliz'le de arkadaşça muhabbet ettik sonuçta. Olabilir daha abi. Ben çok basit bir soru sormak. Dur bir dakika tamam. Anlamıyor. Ben çok basit bir soru soracağım Havva. Tufan bu eve ilk geldiğinde Yeliz ben Tufan'dan hoşlanıyorum deseydi. Sen de ilk kez diyorsun ya. Ne yapacaktı? Hiçbir şey yapamayacaktı. Aynen ne sen de hissetseydin yani? Ne yapacaktın? İlk Yeliz söyledi diye Yeliz'e mi bırakacaktın? Şu anda da diyor ki öyle bir şey varsa ben elimi ayağımı çekeyim diyor. Yok ona diyorum. Göre davranayım diyor. Yok, yok diyorum diyor. Ama bu yani örnek veriyorum ben deyince. Sorduğun soruya cevap alıyor, inanmıyor. Hayır bir dakika örnek veriyorum ben deyince. Birbirlerini anlamadan böyle konuşurlarsa anlamazlar işte, zaten. Tufan'a karşı böyle bir durum oldu. Evet biz de ona Tufan'la çok yakınız. Ona karşı mı gardını alacaksın? Yani ben best bir dakika dur. Seni de kıskanıyor. Ama bak beni de kıskanmış da sonra da diyor ki best kanka dedi diye Dilara'ya kızmıyorum diyor. Ben best kanka dedim diye ben belki onu ona kalırsa ben kardeşim mardeşim diyordum, anladın mı? Hani ben best kanka dedim diye biz aynı anadan doğmadık ya, ben de bir şey hissedebilirim. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyler arkadaşlar söylendiği gibi olmayabilir. Bu kız da bakın size açık açık söylüyorum, bir şey hissediyorsa da bu saatten sonra söylemez. Tutma o ve zaman, biz böyle konuşarak yani, bir saniye biz böyle konuşarak bu kızın diğer Tufan'la arkadaşlığını bozuyoruz. Yapmayın. Bu kız en başından beri bu eve girdiği ilk andan beri diyor ki ben böyle tamam, muhabbetlerden bunu sen hoşlanmıyorum. Kendisi anlatsın Dilara. Zaten kız kıpkırmızı oldu, yapmayın ya. Değil. Ben de bağırayım o zaman. Ya tamam ben mı? Ben bağırmak bağırma için da. Bağırmıyorum. Ben bağırmak için bağırmıyorum. Tamam öyle ben benim, anlatmak benim için bağırıyorum. Bozma. Burada anlatacak biri var Yeliz. Anlatamıyor kız kendini, ifade edemiyor. Sakin sakin şu an anlatacak. Hayır ben... Girer misin içeri sen de? Sen de gir o zaman Ece içeri. Hayır girmiyorum. Ben gireceğim yeri bilirim. Girmiyorum. Çık ben de gireceğim yeri bilirim. Sen yeter çık şuradan. Ya. Senin bağır seslerini dinlemek ya zorunda tamam mıyım ben ya? Ya kız kendini ifade edemiyor. Sinir krizi geçiriyor. Biz burada arayı iyi yapmaya çalışıyoruz. Tamam ben de ikisi çık. İçin bir şeyler söylüyorum burada. Çıkmıyorum. Çık şuradan. Çıkmıyorum. Lütfen. Çıkmıyorum. Çık tamam. Şurada. Çıkmıyorum. Ece, tamam. Dilara lütfen. Her şey sen neden atlıyorsun? Ya ben arkadaşımı neden savunuyorum. Neden atlıyorsun ya? Ben arkadaşımı savunuyorum. Dilara. Kız kendini anlatamıyor. Bir saniye ya. Ya nasıl anlatacağım? 26 yaşında. Ya tamam da kız ağlayacak neredeyse farkında değilsiniz. Kız bu durumlardan hoşlanmıyor.
Tamam, bırakın artık. Musun Allah lütfen. Aşkına? Şu an biraz sakin. Gerçekten bak, biz sizin aranızı böyle hani konuşun, iyi konuşun diye yapmaya çalışıyoruz. Geliyor bir başka senin adına aynen konuşuyor. İşte. Hani hep beraber anladın bunları mı? Bir yalnız biz bırakalım. Biz kötü olsunlar mı? Biliyorum, farkındayım. Hayır, ben senin ne anlatmaya çalıştığını da farkındayım. Ben de onun için hani istiyorum. Hani biz buradayız, geldik bırakalım. Diyoruz ki böyle böyle bak, birbirinize anlaşamıyorsunuz. Bir konuşun, sonra konuşun. Biz ne yapmaya çalışıyoruz, onlar ne yapmaya çalışıyor? Aynen, ben de olasılık veriyorum. Tamam, sen konuşma. Ben burada